Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minune bil gayb. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbin, talihsiz bir tarafa, diğeri hüdabin, bahtiyar, diğer tarafa suluk eder giderler. Hodbin adam hem hodgam, hem hodandiş, hem bedbin olduğundan bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Bakar ki her yerde aciz, biçareler, zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elim bir hali görür. Bütün memleket bir matemhani umumi şeklini almış, kendisi şu elim ve muzlim haleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür, vicdanı azap içinde kalır. Diğeri hüdabin, hüdaperest ve hakandiş, güzel ahlaklı idi ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürur, bir şehri ayin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat-ı umumiye şenliği görünüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurani ahsa asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem umum halkın elemi ile müteellim olmasına bedel, şu bahtiyar hem kendi hem umum halkın süruru ile mesrur ve müferrah olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Sonra döner, öteki adama rast gelir, halini anlar, ona der, yahu sen divane olmuşsun, batınındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak, terhisatı soymak ve talan etmekte vehüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle, ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, rayetperver, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi hem bu derece göz önünde asarı, terakkiyat ve kemalat gösteren bir memleket senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. Evet, ben işretten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Ey nefsim, bil ki evvelki adam kafirdir veya fasıkı gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemani umumiyedir. Bütün zihayat, firak ve zeval sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elim, ezici dehşette evham, küfründen ve delaletinden neşet edip onu manen tazib eder. Diğer adam ise mümindir. Cenab-ı Halık'ı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane, Rahman bir talimgah beşer ve hayvan ve bir meydan imtihanı insi candır. Bütün vefiyat-ı hayvaniye ve insani ise terhisattır. Vazifi hayatını bitirenler bu dar-ı faniden manen mesrurane dağdasız diğer bir aleme giderler. Ta yeni vazifedarlara yer açılsın. Gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdat-ı hayvaniye ve insaniye ise ahsa askere silah altına vazife başına gelmektir. Bütün zihayat birer muvazzaf mesrur asker, birer mustakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih
veya işlemek neşesinden neşet eden namattır. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid-i Kerim'inin, Malik-i Rahim'inin birer munis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi ve leziz tatlı hakikatlar imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi tuğba-i cennet çekirdeğini taşıyor, küfür ise manevi bir zakkum-u cehennem tohumunu saklıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi ala dinil İslami ve kemalil iman demeliyiz. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Ahru davahum ben elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için el Fatiha.